Güneydoğu Televizyonu ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Haydi Konuşalım programında bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Karaköprü ilçesi Gençlik Kolları Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Şanlıurfalı iş insanı Abdullah Erik Beyefendi bu akşam bizim konu olacak. Tabii kendisini de tanıtırken bahsetmiş olduğumuz gibi programımızda iki konu başlığını öne çıkarmaya çalışacağız. Bunlardan birincisi otomotiv sektörü olacak. Özellikle son aylarda otomobil fiyatlarındaki son durum nedir? Bunu masaya yatıracağız. Tabii hemen bu konunun akabinde ise Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanmakta. Kendisi de genç olmasına rağmen deneyimli bir siyasetçi. Mevcut konjonktürde bizleri neler bekliyor? Bu soruları kendisine sormaya çalışacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, şimdi biz sizi siyasetçi ve iş insanı olarak tanımadık ama Abdullah Erik kimdir? Sizlerden dinleyelim. Eyvallah. Sağ olun. Abdullah Erik, Şanlıurfa, Karaköprü doğumlu. İki çocuk babası. Şanlıurfa'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıyım. Dediğiniz gibi siyasette geçmişte görev yaptığımız dönemler oldu. Karaköprü'de Gençlik Kolları Başkanlığı kurucu görevinde bulunduk. Şimdi iş hayatımızda otomotiv sektöründe devam ediyoruz. Evet. Evet efendim, hali hazırda şimdi bir dönem otomotiv yok denildi, çip krizi oldu, pandemi vesaire derken ama bugün biz de vatandaş olarak baktığımızda arabaların geldiğini görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Arabalar geldi mi? Nedir durum? Nasıl etkiledi bizleri? Evet Uğur Bey, şimdi geçmişte 2019 yılında bir pandemi dönemi geçirdik. O zamanlar otomotiv fabrikaları kapanmaya kadar gitti. Bir üretim eksikliği yaşandı. Ondan dolayı adetler düştü. Otomotiv sayıları düştü. Bir talep fazlası oluştu bu döneme. Şimdi bayilerde araç var. Araç sayısı arttı. Eski talep yine devam ediyor. Otomotiv satışları yine rekor üstüne rekor kırıyor. Aynı zamanda elektrikli otomobiller de şimdi piyasaya girdi. Bu şekilde şimdi bayilerde araç var ama. Evet. Peki efendim, bayilerde araç var ama vatandaşların alım gücü nasıl bu süreçte? Şimdi alım gücü elbette ki biraz düştü. Ama bunun yanı sıra bu BBDK'nın belirlemiş olduğu kredi vade sistemi, belirli tutarlardaki kredi bu otomotiv satışını önemli ölçekte etkiliyor. İnsanlarımız şu an için otomotiv alırken genelde peşin alımları tercih ettiğini görüyoruz. Malumunuz işte faiz artışları vesaire bunlar piyasayı etkiliyor. Şu anda alım gücüyle ilgili elbette ki biraz daralmalar var ama yine de sektör olumlu şekilde ilerliyor. Evet, peki efendim, elektrikli otomobillerin de piyasaya girdiğinden bahsettiniz. Hazır mıyız biz? Şimdi elbette ki altyapıda eksiklerimiz var. Şimdi gerekli istasyon şarj etme sayısı yeterince değil. Ama bu Avrupa pazarına göre %7'lerde Türkiye'de elektrikli otomobilin satışı, Avrupa'da %20'lerde. Yani bu yaygınlaştıkça altyapısı da yaygınlaşacak. Muhtemelen petrol istasyonları gibi istasyonlarda, marketlerde, AVM'lerde, evimizin otoparklarında bu istasyonları kendimiz kuracağız. Araçların elektrik ihtiyacını o şekilde karşılayacağız. Yani belli süre var, zaman var biraz. Gün geçtikçe, sayı arttıkça bunlar da yaygınlaşacak. Peki vatandaşların bu elektrikli otomobillere bakış açısı nasıl efendim? Yani o kişiden kişiye değişir. Tercih meselesi. Şimdi benzinli otomobillerin Türkiye'deki satış oranı %68 civarında. Elektrikliler %7 civarında. Dizelde bir %10 civarına düştü. Dizel satışı olmadığı için firmalarda dizel tam geriledi oransal olarak baktığımızda.
Ama dediğimiz gibi elektrik, benzin, motorin, LPG bu insanların bireysel tercihleri oluyor. Evet, bu şekilde yorumluyorsunuz. Evet. Peki efendim, biraz da siyasete konuşalım, yine programın sonuna doğru vaktimiz kalırsa otomotivle ilgili sorularımızı da sizlere yöneltmeye devam ederiz. Şimdi AK Parti gençlik olarak kurucu başkanlığı yaptınız Evet. Karaköprü'de. Yani 20 yılı aşkın bir süredir. İsterseniz siyasete atılma maceranızdan başlayalım. Bugüne Evet. kadar yavaş yavaş gelelim. Siyasete 2009 yılında Karaköprü'de Belde Gençlik Kolları Başkanı olarak başladım. İşte Şanlıurfa'nın 2013 yılında büyük şehir olmasıyla beraber Karaköprü'müz ilçe oldu. Karaköprü ilçemizde kurucu gençlik kolları başkanı oldum. O gün de 6 yıllık bir süre zarfında gençlik kolları başkanlığı görevi yaptım. Karaköprü güzel bir ilçemiz. Biliyorsunuz Şanlıurfa'nın en fazla göç alan ilçesi. Orada çalışmak güzel. Vatandaşlarımıza, halkımıza hizmet etmek güzel. Yani bu şekilde siyasete giriş yapmıştık. Ondan sonra bir sivil toplum örgütünde genel başkan yardımcılığımız bulundu. Yine AK Parti'nin içerisinde il gençlik kollarında bir görevde bulundum. Şu anda yaşımız artık genç limitini aştığı için herhangi bir aktif görevimiz yok ama gönlümüz partimizden yana. Evet. Keza gerek milletvekili seçimlerinde olsun, gerekse diğer seçimlerde olsun yine partinizin yanında yer aldınız. Aday adaylık Evet, başvurularında son bulundunuz. dönemde bir aday adaylık başvurusunda bulundum. Nasip olmadı. Ama durmadan, yorulmadan yine partimize hizmet etmek için uğraşıyoruz. Peki efendim, 2009'dan bugüne kadar baktığımızda o geçen süre zarfında partinin gençlere bakışını, partinin hizmetlerini nasıl değerlendireceksiniz siz? Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti Gençlerin Partisi. AK Parti kurulduğu günden sonra gençler için çok şeyler değişti. Seçilme yaşının indirilmesi, gençlerin artık arka planda değil de ön planda olması, işte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakıyoruz, genç arkadaşlarımız bizleri temsil ediyor orada. Genç kardeşlerimiz teşkilatın önemli kademelerinde görev yapıyor. İl başkanlığı, ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı görevlerinde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günkü gibi gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Gençler her zaman onun için en değerli, en kıymetli kişiler. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlere vermiş olduğu destekten, güvenden dolayı da teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Şanlıurfa Türkiye'nin en genç yaş ortalamasına sahip Evet. ilimiz. Tabii bu bir güç aslında. Tabii güçle beraber bazı dezavantajları da var. İşte işsizlikte vesaire vesaire diğer konular da var. Size göre Şanlıurfa gençliği nerede efendim? Şanlıurfa gençliği şöyle söyleyeyim aslında sosyal alanda biraz daha çevreci olmamız gerekiyor. Sosyal alanlarımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ortalama 19 yaş ortalaması olan bir ilin sosyal donatılarının biraz daha yüksek olması gerekiyor. Gençlerin vakit geçirebileceği, daha fazla aktivite alanlarının yapılması gerekiyor. Gençler hangi tarafa çekerseniz o tarafa doğru yöneliyor. Bizim bunu iyi kullanıp bu genç nüfusu güzel yerlerde, güzel şekilde bu ile kazandırmamız gerekiyor. Gençlerimiz şu anda pırıl pırıl. İşte bakıyorsunuz Türkiye birincileri Şanlıurfa'dan çıkabiliyor, çıkıyor. Eğitim anlamında başarılı kardeşlerimiz var. Bunları destekleyip diğerlerine örnek etmemiz gerekiyor. Bunun için de daha fazla sosyal alan, daha fazla onlardan başarı beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi gençlik kollarında görev aldığınızda gençlerle omuz omuza yürüdünüz. Yani aslında onların yaşamış olduğu sıkıntıları birebir yaşadınız, gördünüz ve o çalışmaları beraber yaptınız.
Bugün hem masa bu tarafındasınız, siyasetçi bir kimliğiniz var, hem de masanın diğer tarafındasınız, iş insanı kimliğiniz var. Aynı zamanda bir firmanız var, yanınızda çalışanlarınız var ve işverensiniz. Günümüze baktığımızda, 2023'e baktığımızda işsizlik gerçekten var mı? Yoksa kalifiye eleman problemimiz mi var? Yoksa bunu Suriyeli göçmenlerle mi bağlayacaksınız? Yoksa arada bir iletişim kopukluğu mu var, bir köprü mü kuramıyoruz? Yani bu işsizlik sorunu var ama bunun ana etmenleri neler? İşverenler üzerine düşeni mi yapmıyor? Ya da biz gençler olarak çalışmıyor muyuz? Nedir efendim bunun cevabı? Şimdi Uğur Bey, şunu söyleyeyim. Kalifiyeli eleman bulmak zor. Hı hı. Bunun nedeni kendi şahsi fikrim. Elemanlar yetiştirmiyoruz. Bakıyorsunuz fabrikada kalifiyeli eleman gerekiyor, bulamıyorsunuz. Diğer sektörlerde aynı şekilde uzmanlaşmış elemanlar bulamıyorsunuz. Bunları yetiştiremiyor muyuz? Bir eksiklik mi var? O tarafa doğru teşvik mi etmiyoruz bilmiyorum. Ama işsizlik sorununa gelince kendi yine şahsi kanaatim böyle çok aman aman bir sorun görmüyorum. Kendi ilimiz üzerinde işte organize sanayi bölgesinde açılan fabrikalar, efendime söyleyeyim, oradaki personel ihtiyacı, orada da bazen arkadaşlarla konuşuyoruz sohbet arasında, onlar da en çok kalifiyeli elemandan muzdarip. Yani buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bizim alttan usta yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Burada biraz eksikliğimiz var. Evet. Diğer taraftan hazır usta yetiştirmemiz gerekiyor derken meslek liselerine de biraz ağırlık versek bence iyi olur efendim. Tabii zaten kardeşlerimiz orada yetişiyor. Şimdi orada 2-3 yıl o işin dersini alıp hı hı. ondan sonra bunu daha ellerini yatacak şekilde getirmesi için işte stajlarını tamamlıyor. Son 1 yıl 2 yıl içerisinde stajlarını tamamlıyor. Orada tamamen daha iyi el anahtar tutan bilgisayarla ilgili olan bilgisayarı daha rahat kullanabiliyor. Meslek liseleri bu konuda önemli bir yetken, hı hı. önemli bir unsur. Bunlara biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Evet. Peki efendim, diğer taraftan artık Türkiye yerel seçimlere hazırlanmakta. Ve AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek. Diğer tarafa baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi işte genel başkanlık adayları için isimler konuşulmakta ve belediye başkan adayları da konuşulmakta. Bu süreçte AK Parti'nin, yani mensup olduğunuz partinin 7 Ekim'deki kongresiyle ilgili olarak sizin düşünceleriniz, fikirleriniz neler? Ya geçmişten gördüğümüz gibi partimiz yine olağanüstü bir kongre yapıyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Burada benim temennim gençlere biraz daha fazla yer verilmesi, o kademelerde de genç kardeşlerimizin bizleri temsil etmesi. Partimiz bugüne kadar yapmış olduğu gibi bugünden sonra da inşallah güzel bir MYK, MKYK oluşturup 2024 yerel seçimlerine o şekilde girer. Burada da inşallah dediğimiz gibi Şanlıurfalı güzel, değerli insanlar da orada görev alır. O memleketin sorunlarını daha rahat bir şekilde genel merkeze iletir. Ama genel olarak yapılacak kongrede güzel şeyler olacak. Evet, bu şekilde yorumluyorsunuz. Peki efendim, diğer taraftan da 2024 yılının Mart ayında da yerel seçimler olacak. Sizin fikirleriniz neler? Az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday olmuştunuz. Evet. Bu dönem 2024 için bir adaylık düşünceniz var mı? Yani Uğur Bey, şunu söyleyeyim. Hakikaten öyle bir düşüncem yok. Evet. Yani bugün bu programa çıkma amacım aslında o değil. Hı hı. Ama gönül ister ki Karaköprü benim köyüm. Köyüm belde oldu. İlçe oldu. Orada insanlarımıza faydalı işlerde onlara faydalı işlerde bulunmak bana nasip olmasını temenni ederim. Evet. Ama olur olmaz kısmet meselesi. Şu anda öyle bir net bir kararım veya düşüncem yok. Hı hı.
Ama teklif gelirse de düşünürüm diyorsunuz. Ya kısmet o anki durumlara bağlı artık. Evet. Yani yine partimiz ne olursa olsun biz olup olmamamız önemli değil. Çünkü bu siyaset yaparken de herhangi bir makam mevki gözetmeksizin o görevlerde bulunuyorduk. Sırf bu partinin bir oyu artsın diye mücadelemizi veriyorduk. Bugün olsa da olur, olmasa da olur. Biz aynı yolda, aynı şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Türk siyaset tarihine baktığımızda en uzun dönem iktidarda kalan parti AK Parti olarak bilinmekte ve görülmekte. Elbette bu süre zarfında işte darbeler yaşandı, depremler yaşandı, ekonomik krizler vesaire bunlar var. Fakat yani AK Parti'nin bu başarısını neye bağlıyorsunuz? İktidarda kalabilme durumunu neye bağlıyorsunuz siz? AK Parti samimi bir parti. İnsanların kalbine dokunan parti. Yani gerçekten nerede bir mazlum varsa, nerede bir ihtiyacı olan biri varsa AK Parti gerçekten onun yanında. Bu sadece ülkemizde değil. Görüyorsunuz Suriye'de yanında, Myanmar'da yanında, Filistin'de yanında, burada Azerbaycan'da yanında. Nerede haksızlığa uğrayan mazlum varsa AK Parti onun yanında. Onların duası sayesinde bu yerlere geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda gayet başarılı. Gençlerden almış olduğu enerji güçle yoluna durmadan devam ediyor. AK Parti milletin partisi. Onun için ayakta duruyor. Evet. Peki hazır bu şekilde genel siyaseti konuşurken muhalefete bir göz atalım isterseniz. Bildiğiniz üzere genel seçimin hemen ardından 6 artı 1 masa dağıldı. Özellikle İyi Parti kendi adaylarını çıkaracağını, bir başına çıkaracağını söyledi. Gelecek ve Saadet'te bir birleşme söz konusu gibi duyumlar var. Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani dediğim gibi vatandaş samimi bir ortam istiyor. Evet. Yani çelişkiye düştüğünüz zaman vatandaş kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Önce samimi olacaksınız, dürüst olacaksınız, ondan sonra halkın karşısına çıkacaksınız. Evet. O şekilde olursa başarıya ulaşılabilir. Yoksa topla boz, topla boz insanların güveni kalmıyor. Dediğim gibi tek gaye samimiyet olursa başarılı olurlar. Samimiyet sağlayamazlarsa asla. Evet. Peki efendim, Karaköprü ilçesinden bahsederken Karaköprü benim köyüm dediniz, ilçe oldu ve tabii ki buradaki vatandaşa da hizmet etme arzusundasınız. Tabii Şanlıurfa'ya da böyle geniş bir perspektiften bakabildiğinizi ben düşünüyorum. Siyaset yaptığınız günden bugüne kadar Şanlıurfa'daki gelişimi, değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii genel anlamda baktığınız zaman mevcut belediye başkanı partinizin belediye başkanları. Olumlu öneriler olabilir, eleştiriler olabilir, tavsiyeler olabilir. Yani hem bir genç olarak artık bir siyasetçi olarak, Şanlıurfa'da bir işveren olarak böyle bir genel perspektiften bakınca eklemek istediğiniz hususlar neler efendim? Yani şunu söyleyeyim, ara ara böyle keyfi de olsa geziyoruz, etrafı görüyoruz, değişim, dönüşümler ne yapılıyor, ne ediliyor diye kendi görme arzumuzla. Zeynel Bey güzel bir insan, şehirde şeyler yapmak istiyor. Bunun için gerçekten ciddi bir mücadele veriyor. Şimdi dün akşam Kızılkoyun tarafındaydım. Oraları bir gezdim. Gerçekten %100'lük bir değişim söz konusu orada. Oralar çok güzel hale gelmiş. İnsanlar eskiden o yollardan geçerken veya geçmek istese gece yarısı oralardan imkanı yok, geçemezdi. Evet. İşte orada farklı farklı sebeplerden dolayı oralardan kimse geçemiyordu. Bir ekstra bir şey de yine Büyükşehir Belediye Başkanı liyakatli insanlarla çalışıyor. Yani buna önem veriyor. Hak edene hak ettiğini veriyor, hak etmeyene de hak etmediğini veriyor.
Bu konuda da tebrik ediyorum kendisini. Şanlıurfa daha güzel yerlere inşallah gelir. Şimdi yayına gelirken Karaköprü tarafından geldim. Orada Balıkaya Bulvarı'nda bir çalışma başlayacak. İşte orada kepçeleri falan gördüm. Akşam iş dönüşleri vatandaşlarımız da bilir. O yol çile haline gelmişti. O yolu mesela şimdi başlayacaklar. İnşallah kısa bir süre içerisinde bitirirler. Şanlıurfa daha güzel yerlere gelir. Geleceğine de inanıyoruz. AK Parti Şanlıurfa'ya gerçekten bugüne kadar olduğu gibi geçmişte de ciddi yatırımlar yaptı. Şehrimiz güzel, insanlarımız güzel. Bunu güzelleştirmek için de işte belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlarımız Şanlıurfa'ya daha fazla önem versin. Şanlıurfa'nın gelişimine daha çok fazla da katkıda bulunsunlar. Evet. Diğer taraftan da efendim yapılan çalışmalarla birlikte malumunuz olduğu üzere 6 Şubat depremini yaşamıştık. Tabii yaralar da sarılmaya devam ediliyor aynı zamanda. Tabii kısa sürede bir toparlanma yaşanmakta. İşte yapılan deprem konutları olsun TOKİ tarafında. Yani Evrensel'in üst tarafında yapılan TOKİ konutları var. Gerekse Gaziantep ilçesinde, Maraş'ta, Malatya'da, Elazığ'da yeniye bir yapılaşma var. Kısa sürede bir toparlanma söz konusu. Bunu da bizler görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz efendim? Ya öncelikle o felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sağlıklar diliyorum. Ülkemiz 6 Şubat'ta gerçekten bir felaket geçirdi. Yani 10-11 tane ilimizde aynı anda deprem olması önemli ciddi yaralar bıraktı. Tabii bu yaralar sarılmaya başladı işte dediğiniz gibi. Evet. Konut yapımları, işte mevcutta hasar gören binaların yıkılması, yerine yapılacak olan konutların başlanması. Bunlar güzel şeyler. Ben şunu özellikle sizlere ifade edeyim. Dinleyicilerimize, seyircilerimize ifade etmek istiyorum. Yani Allah muhafaza, Rabbim bir daha yaşatmasın. Bunu gibi bir felaket başka bir ülkede olmuş olsaydı, emin olun şu anda daha enkazların altında insanlar vardı. Hükümetimiz bu anlamda seferberlik ilan etti. Bu taraflara ciddi anlamda destek oldu. Yani o yaralar da sarılacak, acılar inşallah unutulacak, güzel günleri göreceğiz inşallah. Evet. Peki efendim diğer taraftan bakacak olursak, şimdi gelen sorular da bayağı var, onlara da bakıyorum. Karaköprü ilçesi her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Burada da konut yapılaşmaları söz konusu. Ve aynı zamanda konut fiyatlarının da yüksek olmasından yakınan vatandaşlarımız var. Bununla ilgili olarak sizin düşünceleriniz neler? O bölgede yaşayan bir sakin olarak. Şimdi konut fiyatlarında yükseklik maliyetten kaynaklanıyor. Maliyetler yükseldikçe konut fiyatları vesaireler de yükseliyor. Ama bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Şimdi hükümetimizin TOKİ konutları ekstra alanlar açarak konut yapılaşmasına daha fazla önem verecek. Bunda hem kira artışının önüne geçilecek, hem konut fiyatlarının artışının önüne geçilecek. Yani bunu zamanla daha rahat bir şekilde göreceğiz. Bu konutlar başlayınca otomatikmen oradaki fiyatların da biraz geriye düşeceğine inanıyorum yani. Evet. Efendim hali hazırda bir işveren olarak da sizleri konuk etmekteyiz. Ocak ayında da asgari ücrete zam gelmesi, yani zam gelecek, öyle planlanıyor. Tabii çalışan tarafından aldığı maaşın tatmin etmediği yönünde elimizde bilgi var. Diğer tarafta işverenin bu maaşı ödeyemediği yönünde bilgiler var. Ekonomik durumu siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi Uğur Bey, sancılı bir süreç geçiriyoruz. Zor bir süreç geçiriyoruz. Evet. Şimdi hiçbir problem, sıkıntı yok desek yanlış olur. Ama bu sıkıntıyı bugün yaşayacağız ki gelecekte evlatlarımıza daha güzel günler geçirmelerini
sağlayacağız. Tabii asgari ücret artması doğal çünkü enflasyon oranları bu ara biraz yüksek. Hı hı. Ama bunun da şu anda işte yeni kabine bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İşte faiz artırımı vesaire bunlar elbette ki enflasyonu biraz durduracak. Ama önümüzdeki günlere bu sancılı günlerimiz daha güzel günler olarak geri dönecek bize. Ekonominin de kısa bir süre içerisinde düzeleceğine inanan insanlardan biriyim ben. Evet. Hali hazırda temsilcisi olduğunuz firmanın genel müdürü de Temmuz ayında sizleri ziyaret etmiş Şanlıurfa'da efendim. Evet. Önümüzdeki bilgilere baktığımda. Nasıl geçti bu ziyaret? Yani dünya genelinde, Türkiye genelinde Şanlıurfa'yı nasıl görüyorlar? Bunun yanı sıra Şanlıurfa bayisindeki satışlar ne durumda? Siz ne durumdasınız? Bununla ilgili olarak görüşlerinizi de merak ediyoruz. Yani genel müdürümüz Şanlıurfa ziyaretinde buraları çok sevdi. Hı hı. Güzel şehir, peygamberler şehri. Çok olumlu karşılandı burada. Hı hı. Şehrimizi de çok beğendi. Bizim iş açısından da 20 yıllık bir süre oluyor hemen hemen. Hı hı. Bu süre içerisinde kendi markamızı elbette ki daha yüksek yerlere çıkardık. Bundan sonra da çıkarmaya daha çok fazla gayret göstereceğiz. Hı hı. Genel müdürümüz dediğim gibi bölgeleri sevdi. Bu insanlar için bu bölgelerde neler yapabiliriz? Hatta onun araştırması içerisinde şu anda. Evet. Peki efendim, çeşitli sivil toplum örgütlerinde yer aldınız, siyasette yer aldınız. Aynı zamanda spora bakış açınız da oldukça iyi. Sporla ilgili olarak neler söylemek istersiniz bizlere? Şimdi ben aynı zamanda Karaköprü Belediyespor'un yönetim kurulu üyesiyim. Başkan yardımcısıyım bu kulüpte. Bu sezon iyi başladık. Şehrimiz inşallah Şanlıurfa Spor bu sene Süper Lig'e çıkar. Hı hı. Karaköprü Spor'umuz da 2. Lig'e çıkar. Spor bir şehrin olmazsa olmazlarından, futbol olmazsa olmazlarından, yanı başımızda sürekli Süper Lig oynayan il takımı var. Biraz daha ileri gidince yine il takımın Süper Lig oynadığını görüyoruz. Şanlıurfa Spor'umuzu da inşallah bu sene Süper Lig'de görüp şehrin enerjisine, ekonomisine daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz. Spor önemli, spor aktivitelerine destek olmamız gerekiyor. Evet, Karaköy Belediyespor'da başkan yardımcısı görevini yürütmektesiniz. Altyapıya nasıl bakıyorsunuz? Yani özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik anlamında. Mesela önceki gün Tanju Bey gelmişti. Milli futbolcu. O da mesela hani buradan böyle genç yetenekleri alıp götürmek istiyorum falan dedi. Yani biz de aslında altyapıya ne kadar yöneliyoruz veya siz neler yapıyorsunuz Karaköy Belediyespor olarak? Bunu da merak ediyoruz efendim. Tabii bizde de altyapıda belirli yaş gruplarında çalışmalar var. Altyapıdan futbolcu yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Orada hocalarımız var. İşte yönetimimizden görevli arkadaşlarımız var. Altyapı önemli. Yani bu şehrin çocukları bu şehirde kalsın, bu şehirde futbol oynasın, bu şehri zirveye çıkarsın. Altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor. Bunun için de imkanlar, olanaklar sunmamız gerekiyor. Bunun belediyeler kanalıyla, Gençlik Spor Bakanlığı kanalıyla biraz daha fazla yatırım yaparak bu genç kardeşlerimizi orada iyice görüp, burada oynatıp, ve memleketin takımına bir katkı sağlamasını elbette ki isteriz. Önemli olan bunlara zemin hazırlamak. İşte antrenman merkezleri, stadyumlar, tesisler, spor tesisleri. Bunlara imkan sağlanırsa bu memleketteki genç kardeşlerimiz gerçekten bu ilin gururu olmaya devam eder. Bu ili daha iyi temsil eder. Takımımız da, takımlarımız da hem çok fazla dışa bağımlı kalmaz. Kendi içerisinde futbolcusunu yetiştirir. Altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte efendim eğitim konusuna biraz değinelim isterseniz. Hatta
Yeni eğitim öğretim yılına çalışan Milli Eğitim Bakanı da Şanlıurfa'ya gelmişti. Tabii derslik sayısı artmakta, yeni okullar yapılmakta, okul kampüsleri vesaire yapılmakta ama tabii bu bir anlamda yeterli değil. Çünkü Şanlıurfa çocuk anlamda da sayı olarak fazla bir ilimiz. Diğer taraftan mevsimlik tarım işçilerimiz maalesef eğitim ve öğretim hayatına geç başlayabilmekteler. Gerçi yeni projeler falan yapıldı ama yine de çok etkili olmadığını düşünüyorum ben. Eğitim konusunda siz neler söylemek istersiniz? Elbette ki şimdi sınıflarda derslik sayısında belki öğrenci fazlalıkları var. Geçmişe baktığımız zaman okul sayıları elbette ki belki %200, %300 memleketimizde arttı. Ama eğitime biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Eğitim olmazsa olmazlarından olması gerekiyor bu şehir için. Bu şehrin yeni okullara elbette ki ihtiyacı var. Sınıflarda öğrenci yoğunluğundan dolayı belki derslerde çok fazla verimliliği düşüren unsurlardan biri oluyor. Ama eğitime önem vermemiz gerekiyor. Yeni okulların devletimizin Şanlıurfa'mıza yapması gerekiyor. Evet, bu şekilde düşünüyorsunuz. Peki efendim, diğer taraftan da artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir 32 dakikada geride bıraktık. Genel anlamda gerek siyaset ile ilgili gerek iş dünyası ile ilgili ya şunlar da olsa daha iyi olur. Bunu böyle yapsak daha mantıklı diyebileceğiniz ifadeler falan var mı efendim? Ya şimdi şunu söyleyeyim, bu şehirde en çok neyle mücadele edilmesini istersiniz veya ne yapılmasını istersiniz? Bu şehirde bir uyuşturucu sorunu var. Yani uyuşturucudan artık çıkan haberler hepimizin içini parçalıyor. Bu konuda emniyet güçlerimizin çalışmalarının sayısını biraz daha arttırması gerekiyor. Bu uyuşturucuyla biz başa çıkarsak zaten şehrimizde gençlerimiz her şeyi güzel şekilde idare eder. Biraz da sosyal donatıların dediğim gibi sözümün başında arttırılması yönünde taleplerimiz var. Evet, bunlar da artınca zaten tabii var. Biraz daha artınca en azından çocuklarımız da bu Yanlış tür yola ortamlardan gitmekten uzaklaşırlar. tabii yanlış ortamlardan yanlış yerlerden bulunmaktan kaçınır onlar da. Evet, bu şekilde yorumlanır. Peki 7 Ekim'deki kongreden sonra artık yerel seçim startı tam anlamıyla verilmiş olacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hazırlık aşamasında nasıl bir tablo bekliyorsunuz siz? Yani partiler şimdi zaten çalışmalarını yapıyor muhtemelen. İşte bazı siyasi partiler adaylarını açıklıyor. Bazıları alttan alttan çalışıyor. 7 Ekim'den sonra da muhtemelen bu biraz daha hız kazanır AK Parti ile. Diğer partiler de çalışmalarını hızlandırır. Yani biz kendim bir AK Partili olarak partimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Görev olur olmaz ayrı mesele. Ama biz çalışma yapacağız. Destek olacağız. Evet, bunu da buradan belirtmiş oldunuz. Aslında hele de bu ittifakların döndüğü dönemde, partilerin tek başına seçime girmek istediği dönemde bu kadar erkenden açıklama yapmak hem cesaret ister hem de önemli bir durum. Çünkü yarın ne getireceği bilinmemekte, yarın kime ne teklif gideceği bilinmemekte. O yüzden hali hazırda bugün Eylül ayının yani 22 Eylül'de sizi bunu açıklaması bence önemli diye düşünüyorum. Ya elbette ki onun artıları eksileri Tabii. olur. Bunu konuşup tartışmak gerekiyor. Ama yerelde siz de bu camianın içerisindesiniz. Basın bu konunun önemli ayaklarından biri. Yerelde elbette ki partinin önemi de var. Aday olacak şahısların da önemi Kesinlikle. var. Onun yönetiminde listesinde yer alacak şahısların da önemi var. Meclis üyelerinin. Tabii yerelde bu dönem biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani bulunduğu ile ilçeye, beldeye, köye neyse faydalı olabilecek bireylerle yol yürünmesi gerekiyor. Evet. Yani partinin önemli olduğu kadar isimlerin de önemli olduğunu, hatta meclis üyelerinin önemli olduğunu ifade Tabii ediyorsunuz. yerelde bunlar önemli etkenler. Evet. Yani yerelde
Vatandaş şahsa bakıyor, şahsa araştırıyor. İşte onun altındaki meclislerine bakıyor. O alanda hangisi mantıklı gelirse ona oyunu kullanıyor. Yerelde biraz daha böyle derin çalışmak lazım. Gerçekten faydalı olabilecek bireylerle çalışmak lazım. Bu A parti, B parti, C parti ne olursa olsun. Evet. Bu anlamda biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz imar yasası çıkıyor. İmarda efendime söyleyeyim bütçede vesairede bilinçsiz şekilde atılan imzalar bu millete mal oluyor. Ondan dolayı biraz daha böyle dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, bu şekilde yorumluyorsunuz. Efendim, son olarak kameralarımız aracılığıyla değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tüm ekranı başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz her zaman bu memlekette var olmaya devam edeceğiz. Onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Her zaman onların emrinde olduğumuzu da buradan sizin aracılığınızda iletmek istiyorum. Güneydoğu TV ailesine de bizleri burada bu akşam misafir ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Efendim, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bizleri kırmadınız. Eyvallah. Davetimizi kırmayarak buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz ve yayınımıza sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, siyasetçi ve iş insanı AK Parti Karaköprü ilçesi kurucu Gençlik Kolları Başkanı değerli Abdullah Erik Beyefendi konuk ettik. Bizlerden bu akşamlık bu kadar diyoruz. Başka bir Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.